Hocam gün anlam önemi ve yaptığınız çalışma hakkında kısa bir açıklama alabilir miyiz? 30 Ağustos Zaferi aslında başlangıç tarihi İzmir rıhtımında Hasan Tahsin'in 15 Mayıs 1919'da öldürülmesiyle başlamıştır. Her ne kadar 19 Mayıs 1919 Samsun'da Mustafa Kemal'in çıkışı başlangıç olarak alınırsa da sonuçta Ulusal Kurtuluş Savaşımız İzmir rıhtımında başlamış, yine İzmir rıhtımında bitmiştir. Dünyanın en zor savaşlarından bir tanesidir. Avrupalı savaş uzmanları şöyle demişlerdir: Türkler bu müstahkem mevkileri 6 ayda geçemezler. 6 ayda geçtikleri takdirde 6 günde geçtik diye sevinebilirler, övünebilirler demişlerdir. O 6 ayda geçmek mümkün değil dedikleri müstahkem mevkileri 6 saatte geçti Türk askeri. 6 saatte aştı. Şimdi sonuçta Mustafa Kemal bir ulusal savaş vererek dünyaya emperyalizme karşı, sömürülen uluslara karşı örnek bir savaş vermiş. Ancak 3 nokta çok önemli. 1. Bir vatanın kazanılması için savaş vermiş. Karşısında Padişah Vahdettin ülkesini yabancılara emanet etmiş. 2. Mustafa Kemal bir vatan kazanmış ve o vatanı ulusuna emanet etmiş. Ulusuna bir vatan vermiş. Padişah Vahdettin vatanı başkalarına satmış, yabancılara satmış, emperyalizme satmış. 3. önemli husus vatandaşlık vermiş Mustafa Kemal. Vatandaş yapmış, yurttaş yapmış insanlığı. Oysa padişahlık döneminde insanımız kuldu. Bu bakımdan Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın getirdiği sonuçlar çok önemlidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı ulusumuza, vatanımıza, insanımıza kutlu ve mutlu olsun. Nice 98 seneleri. Çok teşekkür ederim. Pazar ADD Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin açıklamalarını izledik.